Mr. transferin son günü aldık. 6 numara. Tabii kamp yememişti. Biraz çalıştı etti. Fuat Çopan'ın bir maçlık sahaya çıktığında o Rize maçında 6 numara oynattı. Çok da iyi oynadı orada. Ondan sonra hocamız geldi. Hocamız şeye baktı ve onu 2 numarada oynatmak istedi. Çünkü 2 numaraları yetersiz bulunca şeyinde. Ve o tabii mutlu olmadı ilk başta. Ondan sonra ama çıktı aslanlar gibi oynuyordu. Onun karısında bir MS hastalığı var. Biraz onu bahane ediyor. Sonra biraz kafası açık ve net kırık. Çünkü bize demişlerdi Kasımpaşa'da filan. Daha önce oynadı yurt dışındaki takımlarda, Fortuna Start'ta filan böyle. Gel gitleri olan zor bir oyuncu dediler. Yani bunu alıyorsunuz Allah yardımcınız olsun ama bizim ihtiyacımız vardı. Sonuçta 4. sarı kart cezasını yedi. Peşine de bir 10 günlük ara vardı işte bizim o ligin şeyi, yılbaşı öncesi. Bu tabii onu kendini ayarladı. Zorla gitti 4. sarı kartını o maça bakın bile bile yedirtti. Ki gideyim ben tatilimi yapayım, ailemle geçeyim. Tamam, ona da saygılıyız. Gitti. Dedik ki takım şu gün toplanıyor. Takımın WhatsApp grubu var. Nedim yazıyor herkese işte takım şu gün şu saatte bir araya. Bu gelmedi. Biz de avukatlarımıza bildirdik. Dediler ki noter tasdikli yoklama yapın her gün. Tutanak tutun gelmediğini. Her günde oyuncuya yazın. Bugün antrenman var şu saatte gelmedin. Niye gelmedin raporunu yaz. Böyle yazışmalar gelgit oluyor. O da uyanıp gitti. Doktor raporu aldı önce bir 3-5 günlük. Sonra baktı ki bu iş uzuyor. Ta 4 Şubat'a kadar mı ne rapor almış diye duydum. Beni aradı en son. Yani açık bir şekilde dedi ki başkanım ben Samspor'a gelmek istemiyorum artık. Türkiye'de oynamak istemiyorum. Ben dedim ki bak ben transfer yasağıymışım. Sen bu takımı yarı yolda bırakamazsın. Karakterli bir oyuncusun. Savaşan bir oyuncusun. Sen eğer bırakırsan asla kazanamazsın. Vallahi kusura bakma dedi. Beni ilgilendirmiyor. Ben Samspor'a gelmiştim. Oğlum dedim. Bak gel. Tıkır tıkır paranı alıyorsun. Her şeyini bizi bu senelik de tut. Zaten bir senelik anlaşmamız var. 10 sene nereye gidersen git. Yok dedi gelmeyeceğim dedi. Ben dedim ki eğer sen gelmezsen bak ben de senin hiçbir yere gitmene izin vermem dedim. Beni kızdırıyorsun. Tamam mı? Bu sefer resleşeceğiz dedim. Ben hayatımda ilk defa bir oyuncuyu FIFA'ya şikayet edeceğim ve oynatmaması için şey yapacağım dedim. Bu da sana yazık olur dedim. Çocuğun var, eşin hasta, bak futbol seven birisin filan. Böyle bir konuşma geçti. Siz bilirsiniz dedi. Ben gelmiyorum dedi. Peki dedim. Öyle kapadık. Şu an gelmiyor. Her gün kendisine resmi bizim yazışmalarımız gidiyor kulüp tarafından. Nereye gidecek bilmiyorum ama sonuçta görünen o. Abi zorla güzellik olmuyor. Birisi Samspor'u benimsemiyorsa, gelmek istemiyorsa yani zorla şey yapamaz. Şimdi o gelmedi.